Hamilelik denince çoğumuzun aklına vücudun bu kısmında yani rahim bölgesinde olan bitenler gelir. Ama hamileliğin iyi bir şekilde geçmesi için beyindeki hipofiz bezinin de düzgün çalışması gerekmektedir. Hayatımızın devamlılığını sağlayan hormonları salgılayan hipofiz bezi hamilelik sırasında büyür. Büyümekten kastım öyle ufak çapta bir büyüme değil. Hipofiz bezinin ebatları hamilelik öncesine göre %150 kadar artar. Büyüme laktotrop adı verilen hücrelere bağlı olarak gerçekleşir. Hipofiz bezinde bulunan bu hücrelerin sayısı artmaya başlar. Bu arada laktotropların prolaktin hormonunu üreten hücreler olduğunu da ekleyelim. Evet, şuraya hemen not ediyorum. Prolaktin. Süt bezlerinin gelişimi ve süt üretimini tetikleyen prolaktin, tahmin edebileceğiniz gibi hamilelik için çok önemli bir hormondur. Hipofiz bezi hamilelik süresince büyüyor dedik ama aynı süreçte bu beze karşı olan kan akışı aynı oranda artmıyor. Ee, bunu şöyle anlatayım. Bunun normal bir hipofiz bezi, bunun da oradaki kan akışı olduğunu düşünün. Az önce de söylediğim gibi hipofiz bezi hamilelik döneminde büyüyor ama kan akışı aynı seviyede artmıyor. İşte bu yüzden de Hipofiz bezinin hamilelik süresince çok hassas bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle sadece ihtiyacı olan kadar kanı alabiliyor, daha fazlasını alamıyor. Bu sebeple de kan akımının oradaki ihtiyacı karşılayamadığı bir durumun gelişme riski çok fazla ki o da iskemi yani oksijen yetmezliğine yol açabilir. İskemi sonucunda hipofiz bezindeki hücreler ölür. Hipofiz bezindeki hücrelerin öldüğü bu duruma Sheehan sendromu denir. Bu videodaki konumuz da işte tam olarak bu. Hamilelikte kan kaybının çok olduğu durumlarda hipofiz bezi için endişe duymamız gerekir. Çünkü kan kaybına sebep olan herhangi bir travma ya da postpartum kanama, yani doğum sonrasında meydana gelen aşırı kanama sonucunda hipofiz bezi bu kanamaya dayanabilecek durumda değildir. Ayrıca kan kaybı söz konusu olduğunda vücuttaki kan basıncının düştüğünü de unutmayın. Vücut kan basıncındaki bu düşüşe vazokonstrüksiyonla yani kan damarlarını büzüştürerek cevap verir. Bunu da not edelim. Vücut vazokonstrüksiyon yoluyla yani damarları büzüştürerek kan basıncını yükseltmeye çalışır. Kan damarlarının büzüşmesi hipofiz bezindeki kan akışının daha da azalmasına sebep olur. İşte bu şekilde travma ya da postpartum kanama yani akut kan kaybı sonucu hipofiz bezi hücreleri ölmeye başlayabilir. Peki, bu durum yani hipofiz bezi hücrelerinin ölmesi ne anlama gelir? İlk olarak bunun illaki tüm hücreler ölecek gibi bir anlama gelmediğini söyleyelim. Söz konusu hücrelerin sadece birkaç tanesi ya da birçoğu ölebileceği gibi Hepsi de ölebilir tabi, ama ölen hücreler çoğu zaman laktotroplardır ve bu da prolaktin eksikliğiyle sonuçlanır. Prolaktin eksikliği sonucunda süt bezleri gelişemez ve anne doğumdan sonra bebeğini emziremez. Sendrom da zaten genellikle bu şekilde tespit edilir. Annenin emzirememesi sonucu bu durumun sebepleri araştırılır ve böylelikle laktotropların öldüğü ortaya çıkar. Laktotropların yanı sıra üreme hormonlarının üretilmesinden sorumlu olan hücreler de ölebilir. Bunun sonucunda da adet görememe, genital bölge ve kol altı tüylenmesinin olmaması gibi durumlar ortaya çıkabilir. Son olarak nadir olsa da hipofiz bezindeki tüm hücrelerin öldüğü bir durumdan da bahsetmemiz gerekir. Bu durum tiroid hormonu düşüklüğüne ve ona bağlı olarak kilo alma, soğuk intoleransı gibi durumlara ya da kortizol eksikliğine ve ona bağlı olarak gelişen yorgunluk haline ve hatta hayati tehlike teşkil edecek boyutta tansiyon düşüklüğüne sebep olabilir. Sheehan sendromunun tedavisi bu hormonları vücudun normal üretim seviyesine çıkaracak takviyelerden geçer. Ha bu arada bu rahatsızlığın önlenmesi konusunda her gün daha iyiye gittiğimizi de belirtelim. Günümüzde Anneden kan kaybı ortaya çıkması durumunda kaybedilen kanın en hızlı şekilde telafi edilmesi için uğraşılır. Evet. Sheehan sendromunu kısaca bu şekilde özetleyebiliriz.